Buna göre yeni çağda Avrupa'da ortaya çıkan bu durumun gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Roma Katolik Kilisesi'nin uzun süredir devam eden baskısı karşısında insanlar alternatif bir dünya tasavvuruna yönelmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım eğitimin kilisenin elinden alınması olur mu? Tabii ki olur çünkü arkadaşlar insanlar artık Katolik Kilisesi'nin baskısını üzerlerinde hissetmek istemiyorlar. Tabii ki doğru. Din adamlarının ve dini kuralların yönetimdeki etkinliğin azalması yine olur arkadaşlar akıl ve bilime dayalı düşünce yapısının ortaya çıkması arkadaşlar zaten katolik kilisesinin baskısının ortadan, ortadan kalkmasıyla birlikte insanlar akıl ve bilime yönlenecek dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşabiliriz bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır Buna göre aristokrasinin güç kaybetmesinde gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Yeni çağ Avrupa'sında aristokrasiye karşı tüccar burjuva sınıfı güçlenmiştir. Bu durumun yaşanmasında öncelikle coğrafi keşifler etkili olmuştur. Arkadaşlar aristokrasi sınıfına mensup olan insanlar soyludur. Yani zaten aileleri soylu sınıftan gelir. Ancak burjuva sınıfında böyle bir şey yok. Burjuva sınıfına mensup olan insanlar kendileri zenginleşmişler ve güçlenmişler işlerdir. Şimdi bakalım. Uluslararası ticaretin gelişmesi tabii ki olur. Çünkü ticaretle ilgilenenler burjuva sınıfı ve burjuva sınıfı güçlenince aristokrasi güç kaybetmeye başlıyor. Ekonomide değerli maden zenginliğini öne çıkaran merkantilizm anlayışının ortaya çıkması. Arkadaşlar zaten coğrafi keşiflerle birlikte değerli madenler ön plana çıkacak ve bunlarla ilgilenenler de tabii ki yine burjuva sınıfı yani tüccarlar olacak. Dolayısıyla aristokrasi yine güç kaybeder. Toprağa dayalı zenginlik anlayışının önemini yitirmesi Arkadaşlar dediğimiz gibi aristokrasi sınıfı soylu sınıf. Yani onların toprakları var, güçlüler. Ancak artık bu zenginlik anlayışı önemini kaybetmeye başlıyorsa aristokrasi de yine de güç kaybetmiştir diyebiliyoruz. Çünkü artık toprağa dayalı zenginliğin bir önemi yok. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Kopernik'in çalışmalarının bilimlerinden hangileri üzerine doğrudan katkı sağladığı savunulabilir. Kopernik 19 Şubat 1473 tarihinde Polonya'da doğmuş, asıl işi psikopos danışmanlığı olan ve boş zamanlarında astronomi, matematik, harita bilimi ile ilgilenen bir bilim insandır. Göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserinde güneş sistemini tanımlamış ve güneşin merkezde bulunduğu sabit yörüngeler üzerinde gezegenlerin hareket ettiği tezini kabul eden gün merkezlilik yasasını savunmuştur. Ölmeden kısa bir süre önce yayınlanan bu kitabı modern astronomik gelişmelerin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Peki arkadaşlar coğrafyadan bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz çünkü harita bilimi üzerinde çalışmış. Astronomi zaten en çok çalıştığı bilim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da doğru. Ancak sosyoloji olmaz. Çünkü sosyoloji toplum bilimidir arkadaşlar ve bunun üzerine bir çalışması yok gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Machiavelli'nin kavramlarından hangilerinin devlet yönetiminde etkili olmasına karşı olduğu söylenebilir. Machiavelli Hükümdar ya da Prens adlı eserinde hükümdar olan kişi halkın arasından sıradan bir kişidir der. Babadan oğla geçen veya aynı sınıf içinde el değiştiren bir yönetme etkisine karşı bir duruş sergiler. Ayrıca sıradan bir insanın iktidarı nasıl elde edebileceğinden de bahseder. Ona göre bir yönetici aslan kadar güçlü, bir tilki kadar da kurnaz olmalıdır. Ona göre mühim olan sonuca ulaşmaktır. Kiminle ne şekilde ulaşıldığı değil. Peki arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Monarşi. Arkadaşlar monarşi zaten tek kişili yönetimdir. Babada dolu bir geçiş sistemi vardır monarşide. Dolayısıyla makyavelli monarşiye karşıdır. Oligarşide ise e, siyasette arkadaşlar küçük ve ayrıcalıklı bir grup etkindir. Dolayısıyla makyavelli buna da karşı... Demokrasiye ise karşı değil çünkü bu kişinin e, iktidarı elde etmek için çalışması gerektiğini savunuyor. Ona göre bir yönetici aslan kadar güçlü olmalıymış. Yani çalışarak bir şeyin başına geçecek arkadaşlar. Dolayısıyla bir demokrasi gerekiyor geçebilmesi için. Babadan olan oğula geçiş sistemine karşı çıkıyor. Hiçbir şekilde bir ailenin etkin olmasını istemiyor. Dolayısıyla demokrasiye karşı değil 1 ve 2'ye karşı yani D şıkkı doğru cevabımız olacaktır Bu bilgiler Thomas More'un anlayışlarından hangilerine karşı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Thomas More yaşamında önde gelen bir hümanist, bilgin ünvanına kavuşup birçok kamu görevi üstlendi. Eseri Ütopya ile edebiyatta yeni bir nesil yarattı. 1516'da yazdığı Ütopya'da hayali bir adı ülkesinde ideal bir siyasi sistem tarif etti. Kral 8. Henry'nin İngiliz Kilisesi'nin başına geçme niyetine ilki olarak karşı çıkması, kendi siyasi kariyerinin sonunu hazırlayıp hain olarak idam edilmişti edilmesine sebep oldu. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Teokratik yönetime karşı mı? Tabii ki karşı arkadaşlar. Çünkü İngiliz kilisesinin başına bir kralın geçmesini istememiş. Dolayısıyla dini bir yönetim istemiyor diyebiliriz. Layık yönetime karşı mı? Aksine layıklığı savunuyor diyebiliriz. Çünkü din ve devletin ayrı olmasından bahsediliyor burada aslında. Yani kralın İngiliz kilisesinin başına geçmesine karşıymış. Dolayısıyla layıklığa karşı değil. Oligarşik yönetimle alakalıysa tam olarak bir bilgi verilmemiş aslında arkadaşlar oligarşik yönetimde küçük ve soylu bir sınıf yönetimde etkindir. Dolayısıyla buna karşı olup olmadığını söylememiz mümkün değil buradaki paragraftan. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Jean-Jacques Rousseau'nun düşüncelerinin hangilerinin güçlenmesine katkı sağladığını kanıtlar niteliktedir. Jean-Jacques Rousseau otobiyografisi olan itiraflarda yaşamına dair önemli düşüncelerine yer verir. Aydınlanma çağında yetişmiş olmakla birlikte uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle romantik akıma öncülük etmiş, monarşiye karşı çıkmıştır. Fransız devriminin de yapı taşlarını oluşturan birçok eser kaleme almıştır. Eğitim üzerine kaleme aldığı Emil, modern siyasi ve sosyal düşünce düşüncenin temelini oluşturan toplum sözleşmesi bunlar arasında en önemlileridir. Peki arkadaşlar bakalım. Demokrasiye katkı sağlar mı? Tabii ki katkı sağlar arkadaşlar. Çünkü monarşiye karşı en başta ve toplum sözleşmesi var. Bu durum insan haklarından bahsedeceğinden dolayı demokrasiye katkı sağlar diyebiliriz. Mutlakiyete ise Jean-Jacques Rousseau karşı arkadaşlar. Çünkü monarşi mutlakiyet aynı kapıya çıkıyor. E monarşiye karşıysa tabii ki mutlakiyete de karşıdır. İnsan hakları toplum sözleşmesi bunun en büyük kanıtı zaten. Dolayısıyla insan haklarının düşüncesinde katkı sağladığını söyleyebiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı parasının değer kaybederek alım gücünün azalmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir. Enflasyon olaylarının yaşanması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki enflasyon olaylarında sürekli ürün fiyatlarında artış mevcuttur. Dolayısıyla alım gücü de azalır. Paranın içine değersiz maden karıştırılması yine olur arkadaşlar. Zaten bu durum enflasyona yol açacaktır. Amerika altınının gümrüksüz olarak Osmanlı pazarlarına girmesi de yine arkadaşlar Osmanlı pazarlarında alım gücünü azaltacak, paranın değer kaybetmesine yol açacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde görülen durumlarından hangilerinin devletin ekonomik açıdan zayıflamasına ortam hazırladığı ileri sürülebilir. Toprak sisteminin bozulması tabii ki olur arkadaşlar çünkü toprak sisteminin bozulmasıyla birlikte üretimde de azalmalar söz konusu olacaktır. Bu da ekonomik açıdan zayıflamasına yol açar. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi yani ticari ayrıcalıklar sürekli hale gelirse Osmanlı Devleti tabii ki ekonomik açıdan zayıflayabilir arkadaşlar. Doğu batı ticaret yollarının yön değiştirmesi yani artık Osmanlı'dan geçen ticaret yollarının öneminin azalması demektir bu. Bu da tabii ki devletin ekonomik açıdan zayıflamasına ortam hazırlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Medreselerde yaşanan bu durumun anlayışlarından hangileriyle bağdaşmadığı savunulabilir. 17. yüzyılda medreselerde müderris olabilme hakkı beşik ulemalığı anlayışından dolayı babadan oğula geçmeye başlamıştır. Yani arkadaşlar eğer bir insanın e, kendisi müderrisse oğlu da müderris olabilecek. Şimdi bakalım. Hoşgörüyle bir alakası var mı arkadaşlar? Bu durumun hoşgörüyle zaten bir ilgisi yok. Fırsat eşitliğiyle tabii ki alakalı arkadaşlar. Fırsat eşitliğiyle bağdaşmaz. Çünkü insanlar eşit haklara sahip değildir. Bir insanın müderris olabilmesi için babasının da müderris olması gerekiyor. Dolayısıyla fırsat eşitliğiyle bağdaşmaz. Oligarşi ise yönetimle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Yani yönetimde küçük ve soylu bir sınıfın etkin olmasıdır. Bu durumun oligarşi ile de zaten alakası yok. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda alanlarından hangilerinde yaşanan bozulmaların devletin idare edilmesini zorlaştırıcı bir etki yaptığı ileri sürülebilir. Arkadaşlar mali olur çünkü bir devletin idare edilmesi için elbette paraya da ihtiyaç vardır. Askeri Tabii ki etkili olur arkadaşlar. Çünkü askeri alanda bozulmalar zaten savaşların, fetihlerin yavaşlamasına sebep olacaktır. Bu yüzden bu durum yönetimi de zorlaştırır. Siyasi ise en büyük etkilerden biridir zaten yönetim alanında. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının kanunlara aykırı bir şekilde halktan vergi toplamaları celali isyanlarının yaşanmasına neden olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Hukuk devleti anlayışının terk edilmesi ülkede asayişi olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Arkadaşlar devlet adamları kanunlara aykırı bir şekilde hareket ediyorsa hukuk devleti anlayışı terk edilmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla bu durumda ülkede a Asayişi bozar yani celali isyanlarının çıkmasında etkili olur. Bu yüzden aşık bizim için doğru cevap olacak. Yine de diğer seçeneklerimize de bakalım. Kanunsuzluğun yaygınlaşması hukuk alanında ıslahatların yapılmasına neden olmuştur. Arkadaşlar ıslahatlar hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Celali isyanları siyasi amaçlara yönelik gerçekleşmiştir. Tam olarak Celali isyanlarının nedenleri yok arkadaşlar. Yani vergi ile alakalı bir durum var. Siyasi bir şeyden bahsedilmemiş. Dolayısıyla C şıkkına da ulaşamayız. Ülke içinde yaşanan sorunlar devleti dış politikada olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Dış politika ile alakalı bir bilgi verilmemiş. Celali isyanları köylülerin toprak larını terk etmesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar, Celali isyanlarının sonuçları hakkında da bir bilgi verilmediği için E şıkkına da ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 17. yüzyıl ıslahatlarının niteliklerinden hangileri ıslahatların devlet politikası haline dönüştürülmemesiyle açıklanabilir? Bakalım arkadaşlar şahıslara ve kişilere bağlı kalmaları. Arkadaşlar şahıslar ve kişiler bir takım ıslahat girişimlerinde bulunuyor. Ancak bu devlet politikası haline gelmiyor. Dolayısıyla devlet politikası haline dönüştürülmemesinde birinci öncül tabii ki açıklayacak bir sebeptir. Padişah değişikliklerinde uygulamadan kaldırılmaları yani arkadaşlar bir padişah geçiyor 17. yüzyılda tahta ve bir değişiklik yapıyor bir ıslahat yapıyor ve uygulamayı sadece o padişah yapıyor yeni bir padişah tahta geçtiğinde bir önceki ıslahat ortadan kaldırılıyor kendisi tekrar bir ıslahat meydana getiriyor yani yine devlet politikası haline gelmemiş gördüğünüz gibi yine şahıslara ve kişilere bağlı kalmış o yüzden ikinci öncül de doğru yükselme dönemi örnek alarak gerçekleştirilmeleri arkadaşlar yükselme dönemini örnek almaları devlet politikası haline dönüştürülmeme durumuyla alakalı bir şey değildir. Sadece örnek alınan dönemden bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.